Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. 200 kopyalı 6 yıldızlı kartellerimizi denemeye devam ediyoruz. Bu sefer de Omega'da arkadaşlar mükemmel bir hasar veriyor. Zayıflatıcı hasarı inanılmaz derecede dehşetli ki birazdan göreceksiniz. Az laf çok iş kaidesine binaen hadi gidelim 6 yıldız R3 200 kopya Omega'nın abartı yüksek hasarı nasıl verdiğini görelim arkadaşlar. Sinerjisini yaptık. Tabii ki beyaz manito burada çok önemli, çeviklik olduğu için diğerleri ufak tefek problem. Hadi bakalım. 1,5 milyon hasarı ne kadar zamanda, daha doğrusu ne kadar komboda çıkartabilecek? Omega Red 1,5 milyon çok yüksek bir rakam arkadaşlar. Hadi bakalım, ölüm tohumlarını yerleştiriyoruz bunu diye. Bir daha bas, 20 tane oldu bile çok şükür. Tabi burada bolca L2 spamlayacağız arkadaşlar. Bolca L2 spamlayacağız ki o tohumlar artsın diye. Ben de kanıma zehri çek. Ama şöyle bir şey var. Eğer sağlık basmak istersen de L3'ümü kullanacağım. Hemen bir L2 basalım. Gerçi tabi elemanın da bir özel saldırı atmasını sağlamak lazım ama neyse, eleman attı. Kimseye söyleme. 30 tohum çok önemli arkadaşlar. 24 tohum oldu. Tabi Sabri sinerjisi gerçekten çok önemli burada. Yani Sabri Reis'in varlığı çok önemli. Şunun bir an önce spele gelmesi lazım. Aynen böyle. 36 komboda bayağı can aldık yalnız ha. Neredeyse 40 komboda %25'ini aldık. Çok pasif oynuyor ya. Bunlar yumuşakça gillerden mi? Nedir arkadaş? Yirmilerde kaldı. Şimdi güzel bir L2 atacağız inşallah. Getirtemedik ki kendimizi. Şöyle bir L2 basalım bir daha. Aslında bu L2 attığı zaman kendi üzerine bir de kanama açsaydı var ya. Öf, ne güzel olurdu be. Sağlık da basardık ha. Otuz ölüm tohumu var şu anda. Çatır çatır eleman eriyor. 28 ne arı, nasıl düşüyorsun lan? Sanki gören de uzakta falan kalıyorum sanacak. 29. Ölüme vurdu. Dondum kurşunuyla hemen bir daha L2. Aslında L3 sonlara doğru L3'e çıkmayı deneyeceğim. Yani tabii ki rakibin biraz keyfine göre değişiyor bu durum. Ama güzel bir L3'te de sağlığımı %100 yapabilirim ya. Tabii bir yandan dediğimiz gibi özel saldırı attırmaya çalışıyoruz elemana. İnanılmaz bozmasa arkadaşlar, elemanın 1,5 milyon canı var. Yani düz vuruşları söylemiyoruz bile. Bir L2 daha basalım. Ne hasar veriyor be. %17 canı kaldı. Eğer L3'ümü doldurabilirsem güzel bir sağlık doldurmak isterim. 30 yük. Bence bu yeterli. %10 canı kaldı. L3 atıyorum. Sağlığıma dikkat edin. Aynı zamanda güç barıma da dikkat edin abi. İkisine de dikkat edin. Tabi güç barı ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama çok dikkat etmedim. Rakibin de güç barına bu arada bakabilirsin. Sağlığım yüzlendi. Güç barım da 2, güç barım doldu. Yani bunu yaptıktan sonra şöyle bir de L2 basabilirim tekrardan. Yani bütün geri tepmeler bir iptal eder. Bütün geri tepmeler iptal olmuş pozisyonda. Şununla da artık fatalitesini yapmış olduk. 1,5 milyon canı olan Kızıl Uluk arkadaşlar. 160 combo.
Ortalama 10K'ya denk geliyor arkadaşlar. Her hasar ortalama 10K'ya denk geldi. Devam edelim. Altı arkada sağlık basan Old Man Logan var. Old Man Logan'da bir de deneyelim bunu. 1,5 milyon canı 160 komboda alıyorsunuz abi. Yani bazen yayınlarda falan birkaç arkadaşla görmüştüm. İşte Omega artık hani o yüksek hasarlara çıkamadı, çıkamıyor. İşte hani vuramaz falan. 1,5 milyon alıyor yani. Daha ne yapsın abi? 2 milyon da alır, 3 milyon da alır duruma göre. Gel bakalım. Omega inanılmaz bir karakter arkadaşlar. Yani 6R4'ler atılacağı zaman prestije çok bakmazsam eğer yani ilk bunu atabilirim. Ama prestije bakarsam Doktordum veyahut da Apokolips düşünüyorum. Ya inanılmaz hasarlar veriyor. Her yerde oynarsınız bunu ya. Bir tek böyle gevşek gevşek oynayan yerler hariç. Bunlar çok gevşek oynuyorlar. Abi şimdi sövsem bir türlü, sövmesen bir türlü. Atayım da bari canımı doldurayım. Böyle dikkat edin. Ben biliyorsunuz sonra eli böyle böyle titriyor vicdansızın. Ulan be vicdansız. Adam gibi oyna, oyundan keyif alsın insanlar. Dedikten sonra devam ediyorum Omega'nın şovuna. Hemen giden canlarımızı dolduralım mı hocalar? Oba %87. Gel bakayım buraya çılgın şey seni. L2'miz dolduğunda tekrardan bir ölüm tohumlarını açalım. Yani kabımın bu vicdansızlığına karşı da gayet güzel atraksiyonlar yapan bir karakterimiz kendisi. Ver L2'yi, kendi ölüm tohumunu kendim açarım kardeşim diyor. Ölüm tohumuna çıkardık. Bu eleman sağlık basıyor. Çok belki basmıyor ama şekil itibariyle baktığınızda eleman sağlık basıyor mu? Basıyor. Bir daha L2 basalım. Şu anda can basmama gerek yok. Üzerinde ne kadar çok yük tutabilirsem o kadar coşarız abi. Tabi kızıllık sinerjisi sayesinde siper attığım zaman da artı bir bir spamlayabiliyorum ölüm tohumlarını. Şimdi ufaktan L3'e gidelim. Canımızı fullemeye doğru gidelim. Bu arada dokungaç darbelerinin arkadaşlar %50, düzeltiyorum %30 engellenemez olma ihtimali var 200 kopyada. Aynı zamanda bu dokungaç saldırıları şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yansıtma hasarlarını yemiyor. Elektro, Korg, işte neydi o? Killmonger veyahut da karodan kaynaklanan hani yansıtma karoları var ya, parlattıktan sonra işte hasar yansıtır falan filan. Onları yemiyor arkadaşlar. Ama dokungaçlar yani orta saldırılar ve özel saldırıların bir kısmında dokungaçlarıyla vurduğu kısımlar. Şimdi sağlığımızı 100 diyelim. Güç barımızı da 2'ye çıkartalım. Değil mi? Hop, sağlığımız 100 ama güç barımız 1 bile olmadı. Adam blokta duruyor. Şamarlıyorum ya elemanı. D2 %3 %1 ve Şamar Spor bir de üstüne %90 küsurlarda canımız var. O kadar özel saldırı atıyorum, tepiyorum falandı filandı ve çok da hızlı dövüyor. Yani daha devam edip birkaç adam daha tartaklayabilirim ama çok da gerek yok arkadaşlar. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Omega hala efsane ötesi bir karakter.
muazzam hasarlar çıkabiliyor arkadaşlar. 1,5 milyon, 2 milyon fark etmiyor. Gayet kısa bir süre içerisinde eleman tartaklayabiliyor. Şiddetle tavsiye ederim. Kanamaz yeri açık olacak. Ve tabii ki kopya olacak arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Sizce 10 üzerinden kaç eder? Şuraya bir yere bir yazın bakalım. Hep beraber görelim. Gözümüz gönlümüz şenlensin. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.